3, 2, 1. Herkese de selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Aynı coşku, aynı heyecanla sıfırdan tyt geometride kaldığımız yerden ki dile kolay. Alkışlarım senin için. 30. derse gelen seni tebrik ediyorum ki biri önceki derste de yazmışsın. Hocam baştan beri burada izleyen tayfaya yeniden buradan selam olsun. Nerede kaldık? Silindir bitti. Sırada Koni var Koni'yi bitiriyoruz. Ne diyoruz? Gönder gelsin hocam diyorum. de seninle birlikte yoluma devam ediyorum. Ne var Koni'de ne anlatacaksın hocam? Yedinci adımdayız. Koni'nin açılımını ve alanını anlatacağım. Nedir konu? Koni. Tabanda bir tane daire çizeceğiz. Bir tane çember çizeceğiz. Bu çembere eşit uzaklıkta bir tane nokta belirleyeceğiz. Sonra o noktaları birleştirdiğimizde oluşan şekle Koni adı verilecek. Ama Koni'nin tanımından öte açılımı bizim için çok önemli. Şimdi bak. Buradaki verileri de böyle bir iyice öğrenelim. Sorularda neler soruluyor onu bir görelim. Bir aşağıda bir tane çember var dedik. Bu çemberin nesi vardır? Yarıçapı vardır. Yukarıda bir tane tepe noktası vardır ki bu tepe noktası ile çembere olan uzaklığına biz yükseklik adını vereceğiz. Açınımını yaptığımızda burada bir parça ne elde edeceksin? Bir tane yanal alan elde edeceksin. O da bir dairenin alanıdır aslında ama belli bir miktarına kadar olan alanıdır. Onun yarıçapına a diyeceğim ya da diğer adıyla ana doğru ama yer yer ben onu büyük R olarak da Göstereceğim. Senin işine nasıl geliyor söyle gösterilebilirsin. Şimdi yan pi pire çarpı a alanı ile bulunuyor. İlginç. Bunu anlatacağım birazdan. Taban alanı. Taban alanı tamam mantıklı değil mi? Dersin ki pire kare hocam. Yani ne olabilir ki pire kare değil mi? Ey güzel arkadaşım. Normal şartlarda. Bak burada bir alfa var. Biz buradaki alfayı tamamını çizseydik bu dairenin ne kadar da? 360 derece. Alfa bölü 360 derece ile ilgili bir formül var elimizde bizim büyük yarı çapımızla küçük yarı çapımızın oranı alfa bölü 360'a eşittir. Bir sonraki adımda bir daha yenileceğim burayı. Buraya geleceğiz. Bekle o zaman. Açılımının neye benzediğini gördün. Ne alan bulacağım şimdi ne acım bulacağım. Sadece yükseklikle ilgili ana doğruyla ilgili verileri bulmaya çalışacağım. Yukarıdaki konunun yüksekliği kaç birimdir? Hem yüksekliğine bakıyorsun neresi? 5 birim burası tamam. Burası kaç birim? 3 birim. O zaman diyorsun ki iyi güzel hocam. Bak buradan dikmemi atarım. Buradan bu doğruyu uzatırım. Derim ki burası yarı çapsa burası da yarı çaptır. Burası dik olmak zorundadır. Burada bir hipotenüs oluşur. O zaman bizim konimizin yüksekliği 3, 4, 5 üçgenindeki kaça eşittir? 4'e eşittir. Bu kadar da temel bir soru. Tamam. Şimdi gel bakalım. Şekildeki dik dairesel koninin taban alanı 25 bir Bir dakika taban alan dediğimiz şey bir tane daire alanıdır. O da nedir? Pire karedir. O kaça eşitmiş? 25 pi'ye eşitmiş. Bir kere pi'ler birbirine yedi. R kare dediğin ifade 5'e eşitse. R pardon 25'e eşitse. R dediğim ifade kaça eşit olacaktır? 5'e. O zaman bizim şuradaki tabanımız ne oldu? 5 birim oldu. Burası kaç? Diktir. 5, 12. Güzel. O zaman ana doğrunun uzunluğu ne olacaktır? 13 birim olacaktır. 5, 12, 13 üçgeninden. Bu koninin yanal alanı kaç birim karedir? Bir dakika bir dakika. Şimdi o açılım bize gerekiyor güzel arkadaşım. Bu soruda bir nevi ispat gibi çözüm yapacağız seninle birlikte. Ben o açılımı yapıyorum. Buradaki alfa açısı asla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum burası 13 birim hocam. Şuradaki yarı çap uzunluğunu biliyorum 5 birim hocam. Ben bu parçanın alanını istiyorum. Ya hocam sen bu parçanın yanal alan olduğunu biliyorsun. Evet buranın alanını istiyorsun ama normalde formülümüz şudur. Pi çarpı. R kare çarpı Alfa bölü 360'tır. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Ben bunu daireden hatırlıyorum. Bir parça dairenin alanı böyle bulunur. O 360'a ne oldu ya? Heh, şimdi oldu. Şimdi diyorum ki ben sana. Ey güzel arkadaşım. Şuradaki uzunluğu bir düşünelim mi? Şuradaki uzunluğu. Bu nereye eşittir? Bu tabandaki çemberin çevresine eşittir. Yani sen buranın bana uzunluğunu yaz desem ne kadar yazarsın? 2 pi re yazarsın. Şimdi normalde çevre nasıl bulunur bir çemberde? 2 çarpı pi çarpı büyük r eğer büyük R'deki yani bu çemberin tamamının çevresini istiyorsan. Güzel. Ama sen belli bir parçasının uzunluğunu istiyorsan neyle çarparsın? Alfa bölü 360'da çarparsın. İşte o değer. Burayı çok dikkatli dinle. Neye eşit olacak? 2 pi R'ye. 2 pi R'ye eşit olacak. 2 pi'ler gitti. 2 pi'ler gitti. Büyük R'yi aldım o tarafa attım. Alfa bölü 360 eşittir. Pardon. Şöyle yapalım. R bölü büyük R'dir. Ey güzel arkadaşım. Demek ki neymiş? Biz pi alfa bölü 360'ı kullanın yerine R bölü büyük R'yi kullanabiliriz. Şimdi yanal alan ne demekti buydu hocam? E yerlerine yazalım bak. Pi çarpı büyük R kare çarpı alfa bölü 300 alfa ne hocam R'ydi. R bölü büyük R. E bir dakika buradaki R'ye gitti. Buradaki R'ye gitti. Geriye ne kaldı? Pi çarpı R çarpı R kaldı hocam senin az önce verdiğin yanal alan formülü pi çarpı r çarpı a'ydı ya. Biz buradaki a'yı ne olarak alıyoruz? Büyük r'ye olarak alıyoruz. Daha kolay işlem yapabilmek adına. O zaman diyorum ki bir dakika bu soru değil. Neredeydi lan bu soru? Ha bu soru tamam ya başka soru değil ki buradaki soru. Pi çarpı r çarpı a diyeceğiz. Şimdi pi'imi koydum buraya? Büyük r'ye ne çıktı? 13 çıktı hocam. Küçük r'ye çıktı hocam? 5 çıktı yazdım onunla buraya. 3 kere 5 15'in 5'i elde var bir çarptım. 65 pi doğru cevaptır dedim vurdum cevabı. Ama biz seninle aslında burada bir ismat yaptık be. Hey gide hey be. Biz seninle sıfırdan TET geometri diye çıktığımız yolda bildiğin pro olma yolunda ilerliyoruz ya. Gel yukarıdaki dik, dik, dik dairesel koninin taban çevresi 12-8 pi. Şimdi bak buranın çevresi neymiş? 18 pi. Sen hemen düşünüyorsun. Diyorsun ki buranın taban çevresini bulmak için 2 pi r'ye eşitlerim. Bir kere pi'ler birbirine götürür. R'ler 2'ler bir kere sadeleşir. Şurası 9. Neresi 9 hocam? Bak şuradaki parçanın uzunluğunu buldun sen. 9. Şurası dik üçgen mi? Dik üçgen. Koninin yüksekliği kaç birim? Ya burası 15 burası 9. Sen de biliyorsun ki 3 4 5 üçgeninde bunu 3'te çarparsam 9. Bunu 3'te çarparsam 15. Bunu 3'te çarparsam 12. O zaman bizde kim yok? Bizde 12 yok. 12'yi yapıştırım yerine. O zaman yükseklik eşittir 12 birimdir dedim. Vurdum cevabı 12'ye. E nasıl gidiyor? Hadi o zaman gel bakalım yeni 8. adıma geçelim az önce yaptığım ispat aslında artık karşımızda. Bir daire dilimi yarıçapları boyunca katlandığında dik konu oluşur. Şimdi açılımını verdik. İlk haline geri dönüyoruz. Tamam burayı anladık hocam. Küçük R'yi biliyorsun. Büyük R'yi biliyorsun. Alfa'yı biliyorsun. Alfa bölü 360'ın küçük R ile büyük R'nin aslında oranı. Ya bir nevi benzerlik gibi düşünebilirsin. Peki buranın alanını nasıl buluyorduk? Bir daha yazalım. Pi çarpı. R çarpı R. Buranın alanını nasıl buluyorduk? Pi çarpı R kare diye buluyorduk. Aynı zamanda şuradaki yayın uzunluğu aşağıdaki çemberin nesine eşitti çevresine 2 pi r'sine eşitti. Bu bilgileri biliyorsun olay bitti. Tabii ki bir de alfa bölü 360'ın r bölü r'ye eşit olduğunu ki hipotenüsü az önce orada kullandım. Şimdi gel bakalım. Ana bu niye böyle çıkmış ya? Bunu anlayamadım dur bakalım. Hop buradasın güzel arkadaşım. Şekli düzelttim geldim yeniden karşına. 6. sayfada kaldığımız yerden devam ediyorum. Yukarıda 120 derecelik dilimin kıvrılması ile oluşan koninin yüksekliği kaç birimdir diye sorduk. Bu tarz soruları çözerken önce şekli çizmeni öneririm ben sana. Tabi kapanmış halini. Aldım bu arkadaşı. Konimi güzelce çizdim. Şimdi neyi göstermem gerekiyor? Yüksekliği. Nerede yükseklik? Burası. Biz bunu bulacağız da. Buna ulaşmak için bize bir tane dik üçgen gerekiyor. Burası R. Burası H. Burası ana doğru. Ana doğru kaç? 6. 6'ya geldim buraya yazdım. Şimdi ben yüksekliğe ulaşacağım da 120 derece niye verildi? Hatırlasana alfa bölü 360 R bölü büyük R formülünü yazmıştık. Zaten benim küçük R'yi bulmam için bunu kullanmam gerekiyor. 120 dereceyi aldım. 360'a aldım. Küçük R bilinmiyor zaten. Büyük R 6. Cırt sana cırt sana 1 bölü 3. Cırt sana cırt sana 2. R'nin cevabı eşittir 2. Tamam da biz R'yi aramıyoruz. Biz buradan hipotenüs yapacağız. H'yi bulacağız. H'nin karesi 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36, h kare eşittir 32, h dediğim yer 4 kök 2'dir dedim. 6. sayfayı bitirdim. Gelsin bakalım sıradaki. Şimdi Burada verilen ifadede dikkat edeceğin yer neresi biliyor musun? Ya böyle sazan gibi atlıyoruz genelde. Burayı 90 derece görünce hocam alfayı 90 derece vermiş. Hayır. Bak biz burayı koniye çeviriyoruz. Burası kaç derece? 270 derece. Şimdi soruya bak. 8 birim olan daire dilimi kıvrılarak dik koninin yüzey alanı kaç birim kare olur? Benden yüzey alanını istiyor bu arada. O zaman H'ye gitmeme gerek yok. H bizde yüzey alanında gerekli değildi çünkü. Şöyle bir koni var. Benim taban yarı ulaşmam gerekiyor. Ana doğru zaten 58 taban yarı hesaplarken 90 alırsam beni orada patlatıyor soru. Bir kere 270'imi yazdım buraya. İndim aşağıya. Burası ne olacak? 360 olacak. Buradan ne yazacağız? R bölü 8 yazdım. 90'a böldüm. 90'a böldüm. 3'e 4. 4'e böldüm. 2. R dediğim yer kaçtır? 6'dır. R'yi buldum. 6. Nasıl bulunuyordu yüzey alanı? Önce taban alanını bulmam gerekiyor. Taban alanı nedir? Taban pi r karesi pi çarpı 6'nın karesinden ne geldi? 36 pi geldi. Yanal alanı bulalım. Yanal alanın formülünü az önce ispatlamıştık. Pi r çarpı büyük r demiştik. Pi çarpı 6 çarpı 8'den ne yaptı? 48 pi geldi. Taban alanına yan alanını toplarsam yüzey alanını bulurum. Benden ne yüzey alanını istiyor. Topladığımda bu arkadaşları 84 pi olarak buldum cevabı. Vurdum cevabı. Dedim ki gel bir tane de kitaptan kolay bir soru çöze. Yukarıdaki dairenin kıvrılması ile oluşan koninin taban yarıçapı 2 birim olduğuna göre daire diliminin yarıçapı R kaçtır? Bu sefer tersten istedik soruyu. Burayı verdik 2. Formül formül değişmez. Alfa bölü 360 eşittir R bölü büyük R. Alfa kaç? Efendim 120 diyenler patladı işte onu yapma. Onu diyorum ben sana deminden beri. 120'yi yaparsan gider soru. 240 alacaksın. 240 aldım. Oraya dikkat ediyoruz gençler. Tamam mı? O tarafa atladığın an gidiyor çünkü soru. Taban yarıçapı çapı 2. Büyük R'yi arıyoruz. 120'ye böldüm 2. 120'ye böldüm 3. İkiler birbirini götürdü. Büyük R eşittir 3. Bu kadar aslında. Aslında soru çok kolay da. O 120 atlayanların vay haline gitti soru diyorum. Geçelim bir sonraki adıma. Geldim 9. adıma. Hacim bulacağız seninle. Hacim bulurken silindirin hacmini hatırlatmak istiyorum ben sana. Silindirin hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alan çarpı yükseklik. Burada da aynısını yapacağım. Tek var silindirin hacminin üçte birine eşit bizim koninin hacmi. Tamam mı? Üçte birine eşit. Tamam hocam gel buraya. Yukarıdaki silindirin hacmi pi birim küptür. Kaç pi birim küptür onu bulacağız. Bir kere ana doğru kaç? 5. Burası 4. 3, 4, 5 üçgeninden yükseklik 3 mü? 3. Ben artık hacmi bulurum diyorum. Hacim formülünü bir kez daha yazıyorum ki iyice öğreneyim. Pi kare çarpı h. Pi çarpı r'nin karesi 4 kere 4'ten 16 yükseklik 3 bölü 3. Üçler birbirini götürdü. 16 pi birim küptür dedim. Noktayı vurdum. Ama bu kadarla olmaz tabii. Daha farklılarını çözelim. Örneğin ben sana daireyi vereyim. Ondan bir küp, e, koni elde et. O koninin de gel bana hacmini bul. 120 artık atlamıyorum hocam. Ne yazacağım buraya? 240 dereceyi yazdım. Peki biz bu 240'ı yazdık da hacimde bizde ne gerekli hocam? Sen önce bir bilgileri vereydin bana diyorsun. Hemen verelim. Hacim bulacaksan eğer bir kere bize bir yükseklik gerekli. Onun haricinde alttaki küçük küreye gerekli. Burada burası 8 değil burası 9 şurası da he. Bulacağız hepsini adım adım yapacağım. Alfa bölü 360. 240 bölü 360'ımı yazdım. Ardından dedim ki buraya küçük R mi yazacağım belli değil. Aşağıya da 9'u yazdım. 120'ye böldüm 2. 120'ye böldüm 3. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm 3. R eşittir kaç geldi? 6 geldi. Ben buradaki değeri 6 yazdım. Şimdi H'ye ulaşacağım. H'ye de ulaşalım. Hacmi buluruz sonra. H'nin karesi. 6'nın karesi 36. 9'un karesi 81. 36'yı karşıya attım. 5. 45 mi? 45. H buradan kaç geldi? Her tarafın kare kökünü aldım da 5 kere 9 o zaman 3 kök 5 olarak geldi. Biz ne istiyoruz? Biz hacmi istiyoruz. Hacim eşittir. P çarpı R kare çarpı H bölü 3'tür. P çarpı R dediğim şey 36. H dediğim şey yok. Hadi ya nasıl yok? 3 kök 5. Bölü 3. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. 36 kök 5. P'dir. Doğru cevabımız noktayı koyarım. Sıradaki soruya geçelim. Kesik koni. Şimdi biz kesik ifadeleri hepsinde gösterdik ama tek bir prensipte ilerledik hep. Ne dedik? Benzerlik oranı varsa eğer biliniyorsa bir üçgenden faydalanıp buluyoruz bunu. Büyük üç, küçük üçgenin büyük üçgen oranı. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Hacimler oranı benzerlik oranının kübü. Bak sadece bunun etrafında dönüyorsan bir kere öğrendim bunu bir kere anlattık sana bitti. Şimdi istediğin tipte soruyu getirsen bana hepsini çözeriz. Yukarıda kesik konunun yan alanı pi birim karedir. Kaç bir birim karedir bunu bulacağız. Tamam. Şimdi ben diyorum ki arkadaş bunun bir ilk hali olmalı. Ben o ilk haline bir geri dönüş yapayım. Yaptım. Kaça kaç? 3'e 6. Benzerlik oranı kaç? 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Burası 4 ise burası da 4 birimdir. Yazdım. Yükseklik mi? Yüksekliği bulamam. Zaten bulmama gerek yok. Yanal alanların oranını soruyor. Ben sana bir kere şunu yapalım. Benzerlik oranı eşittir. 3 bölü 6'dan nedir? 1 bölü 2 gelir. Peki bizden yanal alanların oranını istediğinde benzerlik oranının nesini alacaksın? Karesini alacağız tabii ki hocam. 1 bölü 2'nin nesini alıyorum? Karesini alıyorum. O da kaçtır? 1 bölü 4'tür. Yani buranın yanal alanı A birim kare ise buranın yanal alanı 3 A birim karedir ki toplamı kaç birim kare çıksın? 4 A birim kare çıksın. Mantığı at anladın değil mi? Anladın tamamı 4. Biz 3 A'ya ulaşacağız. Tamam da Önce A'ya ulaşalım. A'ya ulaşmak daha kolay. Yanal alan nasıl bulunuyordu? Yanal alan eşittir. Pi çarpı küçük R çarpı büyük R. Pi çarpı küçük R'miz 3 büyük R'miz 4. 3 kere 4'ten ne geldi? 12 Pi. 12 Pi neresi? Buradaki A. Biz kaç A'ya ulaşmaya çalışıyoruz? 3 A'ya. 12 Pi çarpı 3'ten aranan cevap 36 Pi'dir dedim. Dedim ki gönder. Gönder gelsin mi hocam sıradaki soru. Şimdi yukarıdaki cisimlerin verilen hacimlere göre değerleri belli. X bölü Y oranı kaçtır? Hallederiz. Bize bırak bunu. Şimdi biz normal şartlarda hangi oranı bulabiliyoruz? X bölü X artı Y oranı. Bu benzerlik oranı. Bunun kübü bana neyi verecektir? Hacimler oranını verecektir. Peki hacimler oranı derken yukarıdakinin hacmi 16. Tamamının hacmi gerekiyor. Tamam da aşağısı 38 hocam. Tamamı ne yapacaktır buradan? 54 yapacaktır. Tamamı 54. Tamam. Buraya kadar her şey güzel gidiyor. Diyorum ki gel 16'ya bölelim. 1. 16'ya bölünmüyor ya. 4'e mi bölelim? 2'ye bölelim. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 27. Demek ki x bölü x artı y'nin kübünün oranı 8 bölü 27'ymiş. Ya 8 dediğin şey 2'nin kübü. 27 dediğin şey 3'ün kübü. Her tarafın nesini alıyorum? Küp kökünü alıyorum. Küp kökünü alınca x bölü x artı y'nin cevabı 2 e, bölü 3 gelir mi? Gelir. İçler dışlar yaptım. 2 tane x, 2 tane y eşittir 3 tane x. 2 tane y eşittir 1 tane x'e. Biz ne yarıyoruz? x bölü y'yi. x yerine 2y, aşağıya y'yi yazdım. Y'ler birbirini götürdü. Doğru cevap Bursa'ya gitti. 13. sayfa bitti. Gelsin dedim sıradaki sayfa. Yukarıdaki koninin kesit yarıçapı 1 bir birim olacak şekilde 3 birim küplü kısmı alt tabana paralel olarak kesilerek atılıyor. Şimdi 3 birim küplü kısmı alt tabana paralel olarak kesilip atılıyor. Burayı attık tamam mı? Bu tarafa attık güzel arkadaşım. Tamamdır. Koninin taban yarıçapı 3 birim olduğuna göre bizde niye 2 birim yazıyor? Koninin taban yarıçapı 2 birim olduğuna göre olacak. Kesik koninin hacmi kaç birim küptür? Biz kesik koninin atılan kısmı değil şuranın hacmini soruyoruz. Hacim eşittir soru işareti. Ey güzel arkadaşım. Biz bu tip sorularda istersen bu şekli sana daha güzel bir çizelim şuraya. Hemen çiziyorum şöyle. Çizdim. Bu aslında bir koni tamam mı? Şöyle tam. Bir dakika daha güzel çizelim. Daha güzel çizelim. Şöyle yaptım. Tamamdır. Şöyle yaptım. Tamamdır. Biz önce benzerlik oranına gideceğiz. Kaça kaç? 1'e 2. 1 bölü 2. Benzerlik oranının kübü bana neyi verecektir? Hacimler oranı. Hacimler oranı kaç? 1'e 8. O zaman diyorum ki buranın hacmi H ise buranın hacmini bilmiyorum ama tamamının hacmi kaç olmak zorunda? 8 e H olmak zorunda. Formül öyle diyor. Arkadaş alttaki hacme ne kadar kalıyor? 7 e H kalıyor. Peki soru bana neyi vermiş? Bir tane H'yi. Bir tane H kaçmış? Üçmüş. Ben 7 H'ye. Ben kesik koninin hacmine ulaşmaya çalışıyorum. 7 çarpı 3'ten 3 kere 7 21 birim küptür dedim. Noktayı koydum. Dedim ki gönder sıradaki soru. Aa 11. adıma gelmişiz. 11. adımda da yine o silindirde karınca soruları vardı. Prizmada karınca soruları vardı. Piramitte vardı. E olmaz mı konide? Konide de ister. Bunda üç tip soru olabilir. Birincisi şu, A'da başlayıp B'de bitirebilirsin ki, bak bunun yürüdüğü yol aslında konu üzerinde şöyledir, tak buraya gelir. Yani şuranın tam ortasına yayın tam ortasındaki noktadır o karşısı B. A'dan A'ya dolaşıp gelirse konide A noktasından A'ya gelmesi demek bir uçtan diğer uca gitmesi demektir. Bu da tamam. A'dan herhangi bir C'ye gelmesi demek buradan A ile pardon T ile A arasında bir C noktası seçiyorum. Oraya gitmesi demektir. Gittiği yere göre bir sorumuzun çözümünü yapacağız. Şimdi gelsin bakalım. Mesela soruda nereden nereye gidiyor? A'dan B'ye tam karşıya gidiyor. Biz bu şekli çizersek rahat ederiz. Peki hemen şeklimi çiziyorum. Diyorum ki bak buradan bu tarafa çiziyorum. Burası A noktası. Burası B noktası. Pardon. Burası A noktası. Dönüp dolaşıp gelirsen yine A noktası. B neresidir? İki tane A'nın tam ortasıdır. Bu yayın tam orta noktasıdır. Biz nerenin uzunluğunu hesaplamaya çalışıyoruz? Şuradaki uzunluğu hesaplayacağız. Peki nasıl hesaplayacağım? Diyorsun ki sen bana burası 3. Senin 3 diye söylediğin yer aslında buranın e, çevresi. Bir dakika bir dakika oraya girmeyeyim. Bir dakika bir dakika hiç ona girmedim. Başka nereden yaparım? Hmm, şuradan yaparım. Ben şuradaki alfa açısına ulaşmalıyım. Peki alfa açısı nasıl hesaplanıyordu? Alfa bölü 360 küçük r bölü büyük r. Alfayı bilmiyorum. 360'ı biliyorum. Küçük R belli 3. Büyük R belli 9. Cırt sana cırt sana. 1'e 3. 3 de bunu sadeleştirdim. 120. Alfa kaç dereceymiş? 120 derece. Bak geldim buradaki alfaya 120 dereceyi yazdım. Tamam da benim şuradaki uzunluğa gidebilmem için üçgen oluşturmam lazım. Üçgenlerden yola çıkarak yapabiliriz biz bunu. Burası ana doğru 9 birim. Yarı çap 9 birim. Yarı çap 9 birim. Biz burada iki tane eş üçgen çizmişiz. O halde açıları da ne yapmışız? Eş olarak ayırmışız. 60 derece 60 derece. Bir dakika ya. 60 ikiz kenar. Hocam bu kesinlikle eşkenar üçgendir. Yani buradaki bütün parçalar birbirine eşittir. Aynen öyle. O zaman AB arasındaki o uzaklık kaç birim olacaktır? 9 birim olacaktır. Vurdum cevabı 9'a. Dedim ki sert soru bunlar öyle kolay değil. Mesela bak bunu çözelim şimdi. A'da başlıyor, nerede b'de bitiriyor? A'da bitiriyor. Tuttum geldim. A'da başlayıp A'da bitireceğim. Hemen konimi çizdim. Tık 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 tamam. A nokta pardon, bir dakika biz açılmış halini çizecektik. Yanlış çizdim. Yanlış çizdim. Şimdi oldu. A'da başlayıp A'da bitirdik. Tamam. Peki biz nerenin uzunluğunu istiyoruz? Şuradaki doğrunun uzunluğunu istiyoruz. Biz bu alfayı bilirsek ana doğrularda belli olduğuna göre kosinüs teoreminden ya da farklı bir yerden bulabilir miyiz? Buluruz. Peki benim o alfaya ulaşmam lazım. Alfa bölü 360 küçük r'si 2 büyük r'si 6 böldüğümde 1 bölü 3 mü? 1 bölü 3 uyuma yalnız ben nesin? ben nesin? uyuma gel buraya. Cırt sana cırt sana burası ne? 120. Alfa kaç derece çıktı? 120 derece çıktı. Şimdi ben buraya 120 derece yazdım. İki bir üçgen var burada. İki üçgende tabana indirilen dikme hem tabanı ikiye böler hem de açıları ikiye böler. Bunlar 60 derece. İki üçgen olduğu için bunlar 30 derece. 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Burası da 3 kök 3'tür. Tabanlar birbirine eşit olduğu için. A, A üssü arası 2 tane 3 köküçten 6 köküçtür. Vurdum cevabı 6 köküçe. 17. sayfayı bitirdim. Geldim son adıma. Hani tıpkı silindirde olduğu gibi, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi kendisi etrafında çevirdiğimizde döndürme ile de konu oluşturabilir. Yalnız burada iki tane kritik şekil var. Birincisi herhangi bir dik üçgeni çevirdiğimde dik konu oluşuyor. Tamam. Dik üçgeni hipotenüs etrafında çevirdiğimde İki tane koni oluşur. Koninin biri yukarıdadır. Diğeri aşağıdadır. Buraya çok dikkat ediyorsun güzel arkadaşım. Koninin oluşturduğu noktalar çok önemli. Mesela soruyuma gerek geldim koydum. Yukarıdaki dik üçgen. Ekseni etrafında bu eksen etrafında 360 derece döndürüldüğünde hacim kaç bir birim küp olur? 3 var 5 var bir kere burası 4. Sen bunu kendi etrafında 360 derece çevirirsen eğer senin koninin şekli buna benzemek zorunda. Doğru mu? Doğru. Biz bunun nesini arıyoruz? Hacmini. Hacim neydi? Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3'tü. Pi çarpı R re kaç? R'si 4. 3, 4, 5 üçgeninden 16 karesini aldım. Yükseklik kaç? 3. Aşağıda kaç? Bölü 3. Bunlar sadeleştiğine kaldı. 10, 16 pi birim küp kaldı. Mesela gönder bakayım hocam. Bir tane de kitaptan çözeyim ben sana. Dikkat et hipotenüs etrafında. 360 derece çevirdim. Oluşan cismin hacmini istedim. Ey güzel arkadaşım. Biz önce oluşacak cismin hacmini iyi kestirmemiz gerekiyor. Oluşacak şekil bir kere buna benzeyecek. Şöyle de konimi tamamladığımda görüyorsun ki iki tane farklı koni oluştu. Biri solda biri sağda. Ama genel mantık asla değişmez. Burası dik midir? Diktir hocam. Burası 15 burası 20. Biz bu hipotenüsün uzunluğunu bulabilir miyiz? 3 4 5 üçgeninde. 5 ile çarptım 15. 5 ile çarptım 20. 5 ile çarptım 25. Bir kere burası 25. Biz bu koninin hacmini arıyoruz. Hacim nasıl bulunur? Dersin ki hocam bir kere yarı çap lazım. He, bir dakika buradaki yarı çap da belli değil. Ki bu yarı çaplar birbirine nedir şuradakiler? Birbirine eşittir zaten yarı çap olduğu için. Biz buraya yine nasıl ulaşırız. Hmm, nasıl, harbiden nasıl ulaşırız ya? Bak şimdi. Mavi üçgenin alanını nasıl bulurum? 25 çarpı R bölü 2 formülüyle bulurum. Peki başka nasıl bulurum? Dik kenarları çarpar 2'ye bölerim. Bir kere bunlar gitti. 25'i 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. 5'i böldüm 1. 5'e böldüm 4. R cevabı 3 kare 4'ten ne geldi? 12 geldi. Burası 12 birimdir. Bu da tamam. Bizim formülümüz hacim de şuydu. 2 tane hacim var bu arada. Pi çarpı R kare çarpı H bölü 3'tü. Bu birinci hacim. İkinci hacmi bulurken pi çarpı r kare çarpı H bölü 3 diyeceğiz. Ama H'ler belli değil hocam. Yani yükseklikler birbirinden farklı. Bunu nasıl bulacağız? Dur bakalım bulmaya gerek var mı? Biri H1, biri H2 olsun. Biz bunları toplayacağız. Ama yarıçaplar ikisinde de ortak. Şimdi bunları toplayınca ikisinde de ortak olan telimler ne? Pi, R kare bölü 3'ler ortak. Yanında da bir de ne var? H1 artı H2 var. Demek ki benim artık ana formülüm bu. Yeni bir formül uydurdum. P çarpı r dediğimiz kaç? 12 karesi kaç? 144 bölü 3 var aşağıda çarpı h1 artı h2. H1 artı h2 dediğim yükseklik. Ben de 25'e eşit. Buraya kadar tamam. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm gitmedi. Götürmem lazım. 3 kere 4 12. 24'ün içerisinde 8. 3 kere 8 24. Ne yaptı burası? 48. Cevap 48 çarpı 25 bir. Onu da kenarda bir yerde çarpalım. Gelelim. 5 kere 8 40. Elde var 4. 4 kere 5 20. 24. 2 kere 8 16. Elde var 1. 8. 1 de elde 9. Toplayalım gelelim. 0 0 11 12. Doğru cevap 1200 pi birim küptür dedim. Cevabı Ceyhan'a attım. Dedim ki oh be. Nihayet sona geldim efendim. Silindir de bitti. Koni de bugün bitti. 7. 8. 9. 10. 11. 12. adım. Ne anlattıysam birebir kitapta var. Dönüyorsun sorularını çözüyorsun. Diyorsun ki son kez küreye gelelim. Kürede de sadece 3 ya da 4 maddede bitireceğiz. Hemen arkasından yeni bölüme geçeceğiz. E bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal.